Blues Rock'ın acı çığlığı, Janis Joplin. 19 Ocak 1941, 4 Ekim 1970. Beyaz leke yaşama veda edeli tam 49 yıl oldu. Görünen o ki, daha çok 49 yıllar geçecek ama Janis Joplin asla unutulmayacak. Çevrim içi olarak Blues Rock kraliçesi Janis Joplin'i anmak, sizlere anlatmak istedik. Bir öyküdür, bir şiirdir, acı bir çığlıktır Janis Joplin. Kelimeleri bir araya getirmek değil, zor olan onu anlatmaktır. Bu videomuzda sizlere 4 Ekim 1970 tarihinde yaşamını yitiren Janis Joplin'in hayatını anlatacağız. Yurt dışında birçok etkinlikle ölüm yıl dönümünde anılan Janis, ne yazık ki ülkemizde yine anılmadı, yine unutuldu. Ciddi bir organizasyon yapılmadı. Belki vakti zamanında bizim yaptığımız gibi birileri küçük etkinlikler düzenledi ama o etkinlikler de ses getirmedi. Bu kadar hayıflanmamıza videoyu izlemeyi bitirdiğiniz zaman hak vereceğinizi düşünerek hemen Janis'in kısa ama başarılı yaşamına geçiyoruz. Janis Joplin 19 Ocak 1941'de Teksas'ta dünyaya gelir. Uzun süre doğduğu kasabada kimsenin gözüne batmadan yaşar. Folk ve blues dinleyen genç Janis, zamanla kasabada yaşayan diğer blues meraklılarını keşfetmeye başlar ve onun için her şey birden değişir. Artık sessiz sakin Janis yerine dilinden Bessie Smith, Odetta parçaları eksik olmayan, her zaman uykudan yeni kalkmış gözlerle etrafı süzen çiçek kız gezinir Teksas sokaklarında. Olan bitenden haberdar, sözünü sakınmayan Janis, siyah hareketini de desteklemeye başlar. Siyahi gırtlağını kanatıncaya değin bağırır onlarla, onların hakları için. O dönem beyaz leke derler Janis'e. 1961 yılında okuduğu kolejden eve dönüş yapar. Artık hippi olmuştur. İçine kapanık olduğu dönemin en ayyuka çıkan tarihi, 1961 yılında nasıl olduysa çevre rahatsız olur ondan. Çalışmayı bahane ederek Los Angeles'a kaçar ama çalışmaz. Hippilerle olmak ona çok keyif verir. 1962 yılında yakın çevresince gırtlağında blues nameleri kadar rock nameleri de duyulmaya başlar. Bir iki seslendirmeyi göz önünde bulundurmazsak aslında Janis daha sesini duyuramamıştır. Los Angeles'ta Walter Creek grubuna dahil olur. Katıldıkları bir yarışmada derece alırlar. Bu aynı zamanda Janis'in hayatını değiştiren ilk olay olur. Dereceye girmekten ziyade o gün sesi keşfedilir. Keşfeden bir plak şirketi sahibi değildir. Aynı zamanda Janis de bir şirketten fazlasını verir. 1963 yılının kışında Janis Joplin ve Chet Helms San Francisco'da soluğu alırlar. Janis barlarda şarkı söyleyen, alkol ve uyuşturucuyu bolca kullanan, bu yüzden aç kalan bir hippi olur. Bu noktada Chet, onu keşfederek Janis'e ne yapar? İyilik mi, kötülük mü? Janis'i şu an dinleyebiliyor olmanın hazzıyla sorunun bizdeki cevabı iyilik. Nitekim bir süre sonra Chet, Janis'in menajeri konumuna gelir ve Big Brother and Holding Company ile yollarını birleştirir. Tabii işler dinlediğiniz gibi hızlı ilerlemez. San Francisco macerasının sonunda çok yorulan Janis, Port Arthur'da yaşamaya başlar. Chet onu bir türlü geri dönmeye ikna edemediği için arkadaşı Travis'i yollar ve Janis'i yeniden San Francisco'ya getirtir. Janis o dönem ciddi bir çöküntü yaşar. Yaşamında her şey ters gitmeye başlar ve kullandığı zararlı maddeler artık bünyesini iyice yorar. Big Brother and Holding Company elemanları karşısında süklüm püklüm, kilolu, folk kültüründen kopmuş bir taşralı kız görünce başta gitarist James Gurley olmak üzere ondan etkilenmezler. Mikrofonu ele geçirince kabuk değiştiren Janis, görünüşte iyi olmasa da artık grubun solistidir. 1967 yılında Monterey Pop Festivali'nde adını iyice duyurur. Grubuyla aldıkları albüm teklifi üzerine çalışmaya başlarlar. 1967 yılında grupla aynı adı taşıyan albümün raflara yerleşmesiyle Janis Joplin adı hızla bilinir hale gelir. Grupla aynı adı taşıyan ilk albüm, Big Brother and Holding Company, 12 parçadan oluşan ve bizce müthiş bir çalışmadır. Çünkü Janis albüme tüm nefretini kusarcasına yorum katmıştır. Kayıt bugünün şartlarında elbette yetersizdir.
Ama bizce genel olarak ruhu üzerine konuşulacak söz de yoktur. Bye Bye Baby, Easy Rider, Call On Me, Woman Is Losers ve Down On Me albümün en iyi şarkılarıdır. Blues rock kasırgası bir müddet Hyde Ashbury Caddesi'nde eser. O dönem çoğu müzikle ilgili kişilerin stand açarak akşama içki parası kazandıkları cadde Down On Me ile inler. 1967 yazının başlarında Big Brother and Holding Company, Montreux Festivali'nde sahne alarak plak şirketleri tarafından resmen görücüye çıkmış bir grup olarak değerlendirilmeye başlanır. Grup çok düşünmeden Columbia Records'un teklifini kabul eder. Chet'in yerine Albert Grossman geçer ve grubu pazarlamaya başlar. Grup yeni albümün kayıtlarını tamamlar tamamlamaz New York'tan döner. Janis üzerine artık herkes büyük konuşmaya başlar. Sesi dinleyicilerince beleş mal olarak adlandırılır. Yeni albüm Cheap Thrills adıyla çıkar. Albüm 11 şarkıdan oluşan bir blues rock klasiğidir. İçinde barındırdığı parçalar heavy metal tarihinin unutulmaz parçalarından farksızdır. Best of niteliği taşıyan albümün baştan sona hitle dolu olduğunu düşünürsek birkaç parçanın adını anarak geçmek ayıp olur. Bu yüzden biz tüm şarkıların adını okuyalım ve eğer hala Janis'in sesiyle tanışmadıysanız bu albümle başlamanızı önerelim. Combination of the Two, I Need a Man to Love, Summertime, Piece of My Heart, Turtle Blues, Oh Sweet Mary, Ball and Chain, Roadblock, Flowers in the Sun, Catch Me Daddy ve Magic of Love. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Albümün hemen ardından olanlar olur. Artık blues rock dinleyen herkes Janis'i tanır. Yani ipler artık onun elindedir. Konserler hızla sürerken gruptan ayrılır ve yeni bir grup kurmak için çalışmalara başlar. Bu aynı zamanda kendi sonunu hazırlama girişimi olarak da kabul edilebilir. Big Brother and Holding Company disiplinli bir gruptur ve Janis onların yanında ister istemez çalışmalarını aksatmadan hayatını sürdürmek zorunda kalmıştır. İpler onun eline geçince büyük hatasını da yapmaktan geri kalmayıp gruptan ayrılır. Kısa sürede Cosmic Blues Band kurulur. Konserlerin ardı arkası kesilmez ve her konser ardında müthiş kayıtlar bırakır. 1969 yılında yeni grupla I Get Them All Cosmic Blues Again Mama kaydedilir. Albümden öne çıkan parça sayısı bir önceki albümle kıyaslanınca pek iç açıcı değildir. Ama Janis'in sesi her şeyi kotarmaya yeter. Cosmic Blues, Try, Maybe, As Good As You Have Been To This World albümün iyi parçalarından birkaçıdır. Janis artık ciddi bir problemle karşı karşıya kalmıştır. Uyuşturucu bağımlılığı. Bu yüzden yavaş yavaş terk edilmeye de alışır. Çevresinde dostlarından ziyade yiyiciler gözükmeye başlar. Rocker'lar için 1969 yılı Woodstock demektir. Değeri döneminde ne derece bilindi tartışılır ama her geçen sene sahnesinde ağırladığı isimlerle birlikte devleşir festival. Janis de Woodstock'un tozunu yutanlardan olur. Aslında çamuruna bulananlardan demek daha doğrudur. 1970 yılı Janis için birçok şey içerir. Yeni bir grup, yeni bir albüm, yeni konserler, yeni acılar ve son. Janis, Full Tilt Boogie Band ile yoluna devam eder. Artık ciddi bir tanınmışlık söz konusudur. Pearl albümü çok kısa bir sürede kaydedilir. Kayıtlar yine Los Angeles'ta yapılır. Albüm resmen iç ürperten bir veda havasındadır. Janis her fırsatta parçalarının çoğunu yaşamına giren insanlar için hazırladığını dile getirir. Move Over, Cry Baby, Half Moon, Mercedes-Benz, Tell Mama, Little Girl Blue. Janis Joplin! Cry!
Son iyice yaklaşmıştır. Oysa basın Janice'in bulunduğu noktanın önemine takılmış, artık kimlerle yarışabileceğini tartışır. Janice ise hazırladığı albümün ardından ailesinin yanına giderek son günlerini yaşamaya başlar. Hollywood'da bir otelde ölür Janice. Ölüm nedeni dosyasına aşırı uyuşturucudan diye geçilir. Hayalleri yoktur artık hippi kızın. O yıllarda hızlı yaşamak genç ölmeyi şart koşar içten içe. Tarihlere bakılınca daha Jimi Hendrix öleli kaç gün geçmiştir ki? Janice ölümünün ardından diğer isimler gibi devleşir. Hayat ona en büyük hediyesini ardından sunar. Kim bilir belki Jimmy, Janice ve Jim bir blues rock grubu ile öteki dünyayı inletiyorlardır. Belki Tanrı'nın da iyi müziğe ihtiyacı vardır. 4 Ekim 1970, yani 49 yıl önce öldü Janis Joplin. Sizce öldü mü Janis, yoksa ölümsüzleşti mi?